Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe çalışma kitabı sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 MEP yayınları 3. sınıf Türkçe çalışma kitabı Ormanların Korusu Metni Etkinlik Cevapları sayfa 10'dan 19'a kadar 3. sınıf Türkçe çalışma kitabı Ormanların Korosu metni etkinlik cevapları 3. sınıf Türkçe çalışma kitabı sayfa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Soru Piknik yapmaya gittiğiniz bir gün yaşadıklarınızı ve çevrenizde gördüklerinizi yazınız. Uzun cevap Piknik yapmaya gittiğim zaman ailemle çok eğlenceli zamanlar geçirdim. Ailemle piknik yaptığım zaman birlikte güzel bir şekilde sohbet ettim. Voleybol oynadık, santraç oynadık ve kurabiye yedik. Soru Ormanda yaşayan bir hayvanın resmini çiziniz ve çizdiğiniz resmi boyayınız. Uzun cevap Resimde bir ayı resmi bulunmaktadır. 3. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 11 Cevapları Soru: Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Cevap: Ormanın korusu. Benimle bir geziye çıkar mısınız? Bugün canım çok sıkılıyor. Uzun zamandır özlediğim bir yere gitmek istiyorum. Orada ruhum dinleniyor. Çok sessiz bir yer. Peçme takıl bakalım. Eminim çok seveceksin. Burası yemyeşil bir orman. İçinde ince bir yol geçer. Ormandaki sesleri dinlemelisin. En azından korna sesi yok. İnsan sesi yok. Şimdi ben susuyorum. Ormanın sesini dinleyelim. 1 2 3 tıp. İşte ağacın dalları arasında bir tıkırtı var. Tıkır tıkır yürüdü gitti dalın üstünde bir sincap. Sincaplar çok iyi tırmanır ve sıçrar. Bütün zamanı ağaç tepesinde geçirir. Meşe palamudu, ceviz, badem, fındık, mantar ve ağaçların taze kabuklarıyla beslenir. 3. Sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 12 Cevapları Hafiften rüzgar çıktı sanırım. Su şırır hışır sesleri duyuyor musunuz? Bak şu önümüzde bir meşe ağacı. Bu ağacın yaprakları arasından geçiyor. Şu an rüzgar. Bu ince ses oradan geliyor. Tırtıklı yapraklar arasında yuvarlak meyvelere bak. Sanki bir tabağın içinde oturuyorlar. Bu meyvelere palamut deniliyor. Palamutların içinde pelit denilen tohumlar var. İşte az önce ağaçta gezen sincap bu pelitleri toprağa gömmüş. Sonra da onları unutmuş. Unutulan tohum toprağın ve yağmurun yardımıyla büyümüş. Sonra güneşle tanışmış uzanmış, serpilmiş. Böylece orman bir meşe fidanı kızanmış. Hani bir şarkı var diye. Haydi birlikte söyleyelim. Orman ne güzel, ne güzel. Bak pıt pıt damlalar yere düşüyor. Yapraklara tutunuyor bazıları. Hızlanacak gibi ıslanacağız galiba. Olsun yağmuru dinleyelim biraz da. Tık tık kim o? Kim o tık tık ses çıkaran? Soru. Sizce hangi hayvan tık tık sesini çıkarmış olabilir? Tahminlerinizi yazınız. Cevap. Ağaç kakan çıkarmış olabilir. 3. Sınıf Türkçe MEP yayınları. Çalışma kitabı sayfa 14 cevapları. 1. Etkinlik. Soru. Aşağıdaki metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. 1. Metinde yer almayan hayvanı işaretleyiniz. Cevap 3. Resim. 2. Metne göre hangisi sincabın yediklerinden birisi değildir? Cevap birinci resim. 3. Yazar ormanda gezerken hangi hava olayıyla karşılaşmıştır? Cevap ikinci resim. 4. Metne göre hangisi geceyi seven bir hayvandır? Cevap ikinci resim. 3. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 15 cevapları. İkinci etkinlik. Soru A doğal kelimesinin size çağrıştırdıklarını yazınız. Uzun cevap. Doğa kelimesi bana canlı ve cansız nesnelerden meydana gelmiş bitki ve oksijen, huzur, yeşillik, ot gibi kelimeleri çağrıştırıyor. Soru B. Sıra arkadaşınızın yazdığı kelimeleri inceleyiniz. Yazdığınız kelimeleri arkadaşınızın yazdıklarıyla karşılaştırarak kelimelerden benzer ve farklı olanları yazınız. Cevap. Benzer kelimeler. Doğa, ot, böcek farklı kelimeler. Oksijen, huzur, çiçek, hayvanlar ve ağaçlar. 3. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 16 cevapları. 3. etkinlik soru. Ormanın korusu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz. Cevap. Birinci resim doğada tüm canlıların uyum içerisinde yaşar. 4. etkinlik. Soru. Gittiğiniz bir piknik alanında yere kağıtların, yiyeceklerin ve benzeri atıldığını gördünüz. Bu sorunun çözümü için önerilerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Uzun cevap İnsanların bilinçlendirmek Afişler asmak Grup grup etrafı gönüllü toplamak Para cezası Güvenlik görevlisi görevlendirmek 3. Sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı sayfa 17 cevapları 5. Etkinlik Soru A. Aşağıdaki başlıklardan hangileri ormanın korusu metni içeriğine uygundur? İşaretleyiniz. Cevap. 5. etkinlik A. Aşağıdaki başlıklardan hangileri ormanın korusu metni içeriğine uygundur? İşaretleyiniz. Ormanın sesi işaretlenmiştir. Dengeli beslenmek işaretlenmemiştir. Çevre temizliği işaretlenmemiştir. Ormanda yolculuk işaretlenmiştir doğal afetler işaretlenmemiştir. Doğada yaşam işaretlenmiştir. Soru B. Ormanın korusu. Metnin içeriğine uygun başlık önerinizi yazınız. Cevap. Bence doğada yaşam, ormanda yolculuk ve ormanın sesi. 6. Etkinlik Soru. Ormanın korusu metniyle ilgili soruların cevaplarını tabloda bularak örnekteki gibi cevaplayınız. Cevap. Ağaç kakanların kaç parmağı vardır? 9. Ormanda hangi sesler duyulmaz? 4 ve 8. Sincaplar bütün zamanı nerede geçirir? 2. Palamutların içinde tohuma ne ad verilir? 6. Ağaç kakan ne yemek ister? 1 ve 7. Gece ormanda hangi hayvanın sesleri duyulabilir? 3 ve 5. 3. Sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 18 cevapları. 7. Etkinlik Soru Aşağıda verilen hikaye edici metni okuyunuz ve metnin hikaye unsurlarına ilgili yerlere yazınız. Not: Hikaye edici metinler olmuş ya da olabilecek bir olayın anlatıldığı metinlerdir. Hikaye edici metinlerde şu unsurlar bulunur: 1. Kahramanlar, 2. Yer, 3. Olay. İki arkadaş, Emre ve Eren, aynı apartmanda oturan iki komşu ailenin çocuklarıdır. Cuma günü okuldan geldikten sonra bahçede oyun oynarlar. Akşam yemeğinden sonra Emre'nin ailesi, Eren'in ailesini davet eder. Evde keyifli bir sohbet başlar. Çocuklar Emre'nin odasında oturur. Ve hafta sonu için plan yapıp heyecanla ailelerin yanına gelirler. Hafta sonu birlikte parka gitmek için izin isterler. Aileleri Emre'nin abisinin de onlarla birlikte gitmesi şartıyla izin verir. Ertesi sabah kahvaltılarını yaptıktan sonra Emre, Eren ve Emre'nin abisi Mehmet parka gitmek için yola çıkarlar. Gün boyunca çok eğlenirler. Akşamüstü yorgun ama mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tutarlar. Cevap Kahramanlar Emre, Eren, Emre'nin abisi, Emre ve Eren'in aileleri. Yer Emre ve Eren'in oturdukları apartman park. Olay Emre ve Eren'in ailelerinden parka gitmek için izin istemeleri ve Emre'nin abisiyle birlikte parka gitmeleri. 3. Sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 19 Cevapları 9. Etkinlik Soru A. Aşağıdaki tabloda verilen eş anlamlı kelimelerin bulunduğu bölümleri örnekteki gibi aynı renge boyayınız. Cevap Cılız Zayıf Bütün Tam rüzgar yel yaşlı ihtiyar gezi seyahat ihtiyar yaşlı konuk misafir yel rüzgar tam bütün seyahat gezi misafir konuk Soru B. Aşağıdaki tabloda örnekten gibi eş anlamlı kelimeleri yazınız. Sıra arkadaşınızdan tablonuzdaki eş anlamlı kelimeleri bulmasını ve bu kelimelerin yer aldığı bölümleri aynı renge boyamasını isteyiniz. Cevap. Deprem zelzele. Vapur gemi. Rehber kılavuz. Tam eksik. Olay hadise. Kırmızı al. Beyaz ak davet çağrı sema gökyüzü adet sayı sözcük kelime temel esas hak adalet pinti cimri ikaz uyarı sınav imtihan hekim doktor hızlı acele baytar veteriner aleni açık alelade sıradan metalik zırnık vatan yurt ırmak nehir aş yemek seyyah gezgin papuç ayakkabı sima yüz kenar kıyı konuk misafir araba otomobil tasa üzüntü yel rüzgar Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.